İlk sanırım 7-8 yaşında. Benim teyzem var, Ayşe teyzem. O bana zaten sürekli hep sahnelerin yıldızı geldi falan derdi küçüklüğümden beri. Yani o bana onları dediğinden beri sanırım ben hayal kurmaya başladım. Yola çıkmadan önce zaten heyecanlı olduğumu hep aileme de söyledim. Bavulu toplarken, işte çekimleri yaparken de uğraştık yani. Onu da ciddiye aldık. Herkese merhaba. Şimdi İstanbul'dan çıktık. Çekimler için Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Merhabalar, ben Haydar Kazanıroğlu. Bilmedin Sesler platformumuzdaki sonuca ulaştık ve 5 aydır üzerinde uğraştığımız Genç Seslere Pozitif Destek adı altında yaptığımız projenin sonuna geldik ve bir şampiyonumuz var, Nisan Doğulu. Şimdi onunla haberleştik, birazdan otelimizde olacak ve ne diyoruz? Bilmedin Sesler başlıyor. Buraya geldiğim zaman sizle tanıştığımda bir sıcaklık gördüm zaten, hissettim. Ben böyle bir ilk önce acaba gerilir miyim, acaba soğuk olur muyuz falan diye düşündüm. Ama ilk geldiğimizde bile çok sıcaktı her şey, çok hoşuma gitti. Nisan zaten ilk buluşması sizinle Nisan'ın oldu. Sonra bize aktardığı zaman tabii bizde endişelerimiz tabii ki oldu. Nisan'a hissettirmeden bunu arka tarafta biz de ufak çaplı araştırmalarımızı tabii ki yaptık. Ama yani umduğumuz gibi oldu. Hiç yanılmadık. Evet, şimdi ailemizi odasına yerleştirdik. Onlar biraz dinlenecek. Sonrasında biz onları lobide bekliyor olacağız. Hadi bakalım. Siz bu projede birinciyi açıkladığınız zaman yani dört gözle bekliyorduk. Bu akşam evde tektim. Eşim tatildeydi. Nisan da yoktu. Şimdi saatin 10 olmasını bekliyorum. Heyecanla. O esnada saat tam 10'a 1 var. Benim WhatsApp'tan kuzenlerim aradı. Apar topar telefonu kapattım. Yani bekliyorum, merakla bekliyorum. Biraz gecikti. Şimdi telefon elimde, ne yapacağımı da bilmiyorum. Ta ki siz gelip canlı yayına başlayınca, açıklayınca tabii ki beni kimse tutamadı. Duygusal bir insanımdır. Hemen koyuverdim, başladım ağlamaya. Güzeldi. Çok mutlu ettiniz beni ya. Evet Nisan'cığım, gidiyoruz. Şarkımızı en iyi şekilde yapmaya, mucizeyi mucize haline dönüştürmeye gidiyoruz bakalım. Bursa'ya daha önce gelmiş miydin? Bursa'ya daha önce gelmedim. Gelmedim, bu ilk oldu. Bu ilk oldu. Akşama da zaten gezeceğiz birazcık, evet. Dolaşacağız. Şimdi stüdyoda en güzel bir şekilde şarkımızı yapalım. Hı-hı. Tüm Türkiye sesimizi duyuralım. İnşallah. Ondan sonra tamam, hadi bakalım, görüşürüz. Arkadaşlarımdan da, çevremden de dalga geçen, yani dalga geçen demeyeyim de böyle gülen eden oldu. Yani niye girdin falan filan, ne olacak sanki falan. Ama ben hiç takmadım yani. Ciddiye de aldım. Güzel oldu her şey. Stüdyoya gittiğimizde stresliydim ama girdikten sonra, şarkıyı söylemeye başladıktan sonra kendi sesimi de duyunca yani etkilendim o auradan. O yüzden ilk başta gergindim ama sonra rahatladım, yani iyi geldi. Beklediğimden daha iyi geçti. Nakaratı vuralım tekrardan. Aralar hayat kapılarını, sürükler bir rüzgar misali. Mucizeyi verir kader. Mucizeyi verir kader. Unutursun her şeyi.
yaşamayı çok istiyordum yani o hissi. Böyle gözümü kapatıp kulaklığı takıp kendimi duymayı da merak ediyordum. Özgüvenle alakalı biraz, ya özgüven demeyeyim de çekingenliğim çok vardı. Aileme karşı da hani şarkıyı çok söyleyemiyordum. Ama sizin sayenizde, bu projenin sayesinde zaten gitara başladığım zaman da daha çok bir özgüvenim arttı. Siz de çok yardımcı oldunuz. Ya biz çok hayal ediyorduk Nisan'la bu zamanları. Yani ben hep Nisan'a şey diyordum, seni böyle sahnede izlemek çok istiyorum diyordum yani. Onu yaşattı bize. Yani o duyguları yaşamak çok etkiledi bizi yani. Tek çocuğumuz istediğine yani kendi ulaştığı için o farklı bir gurur bizim için tabii. O anlamda tabii şarkıyı söylerken şarkının da vermiş olduğu duygusallık, Nisan'ın da takdir görmesi oradan bizi çok duygulandırdı. Nisan'cığım tebrik ediyorum, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Tertemiz okudun, pürüzsüz okudun. İnşallah geleceğin güzel olsun ama İnşallah. Tabii ki klip de önemli. Evet. Yıkılı bir klip geliyor. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bursa çok güzel. İkinci gün zaten siz de bizi güzel yerler gezdirdiniz. Tarihi yerleri gezdik, gördük. Sayenizde daha çok sevdik tabii. Mutluyum. Bayağı mutluyum gerçekten. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yani çok mutluyum gerçekten. Ben küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yani izliyordum YouTube'dan sürekli videoları, işte stüdyo kayıtları, merak da ediyordum. Ya bunları yaşadığım için gerçekten mutluyum ama bir tarif verecek olursam çok tarif edebileceğini zannetmiyorum. Rüya görmedim maalesef. Yaşadım. Hak ettiğimi kesinlikle düşünüyorum. Tüm canlı yayınlara katıldım. Zaten sizinle sürekli iletişim halindeydik. Yani emek verdim diyebilirim. Ciddiye aldım. Ciddiye almadığım hiçbir zaman olmadı. O yüzden hak ettiğimi kesinlikle düşünüyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Gerçekten benim kızımın içinde, geleceği içinde bir anı oldu. Olsa da ya da olmasa, ilerlerse ya da ilerlemese. Gayet de güzeldi. Çok çok memnunuz bu olaydan. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz bir kere. Çok güzel ağırladınız bizi. Biz tabii bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Gerçekten çok güzel anılar yaşattınız. Çok güzel bir hikayemiz oldu bizim de ileride paylaşacağımız insanlarla. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şu an yani sahnedeyim zaten. Klip çekimleri, siz çok güzel oldu her şey.